arayış içinde olup ekleyeceğimiz yeni yurt kapasiteleri de yok. Bakın bugünlerde ilk taksidini yatıracak olduğumuz 75 bin gencimize yıllık 4500 lira öğrenci bursu veriyoruz. Bir de bu verdiklerimizin hiçbirisi yarın geri istemek üzerinde de verilmiyor. Yani biz Biz gençlerimize sağladığımız bu burs imkanı ya da bu e, sağladığımız yurt imkanı gibi bunların hepsi ilk. Bunların hiçbirisi yarın işe girdiğinizde sizden tahsil edeceğiz değil. Tam aksine biz sizin geleceğinize katkı sunmak zorunda olan kurumlarız. Size bu umudu verelim ki siz de daha kararlı yürüyün. Dolayısıyla gençlere bu imkanları sunmaya devam edeceğiz. Gençlerle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Biz gençlerimizi yüzde seksenlerde dönen bu oranlarda niye umutsuzlaştırıyoruz biliyor musunuz? Her şey birbirine bağlantılı. Bugün rekor seviyeye ulaşmış cari açık, rekor seviyeye ulaşmış iç ve dış borç bütün bunların anlamı ne biliyor musunuz? Türkiye'nin siz, biz, hepimiz yöneticiler gençlerin geleceğini ipotek altına alıyoruz. Gençlere diyoruz ki biz size öyle bir ülke bırakıyoruz ki senin 30 yılını borçlandırdık. Senin 25 yılını borçlandırdık. Çünkü bu borçları onların sırtına yük olarak bırakıyoruz. Yanına bir de umutsuzluk ekliyoruz. Bu memleket artık gençlerinin sırtına yük yükleyen değil gençlerini borçlandıran değil tam aksine hayata başlarken gençlerine fon veren gençlerine burs veren gençlerine sermaye veren iş kurarken iş kurarken yaratıcılıklarını büyütsün diye onlara karşılıksız fon veren bir devlet kurgusuna ihtiyacı var. Siz eğer Yaş ortalaması 32 33 olan bir ülkeyi yönetiyorsanız en büyük sermayenizi görmezden gelemezsiniz. Nedir en büyük sermayesi bu ülkenin? İnsanı, 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 <laughs> çocuğu, genci, onlara çağdaş bir ortam sunduğunuzda onlara okuyacakları, kendine geliştirecekleri memlekete faydalı olacakları hatta hatta dünyayı kurtaracakları ne alakası var e var bu topraklarda doğan iki insan bir aşı bulup dünyayı kurtarıyor işte bu insanlar bu memlekette doğuyor bunları ıskalamadığımız zaman siz bu ülkenin insanlarını mutlu edersiniz peki ondan sonra dönüp şunu konuşur mu bu ülke efendim Mezhebi neymiş? Efendim giyimi kuşamış öyleymiş. Şu bölgenin insanıymış. Etnik kökeni oymuş. Kürtmüş, lazmış, çerkezmiş. Yapmayın. İşte esas konuları bize ıskalatıyorlar ki, bu konuları konuşturuyorlar ki, gerçeklerden uzak olalım. Onun için olan olmuştur. Tedbirimizi alacağız ama göreceksiniz ben dünden daha fazla cumhuriyet için nefer gibi koşmaya devam eden belediye başkanımız olacağım. Onun için 150 günde 150 proje başlattık. Onun için bir 150 projeyi daha Şubat, Mart, Nisan'a hazırlıyoruz. Bunlar öyle havaya balon fırlatma değil. Bunlar işte tam da böyle işin tam göbeğinde ihtiyaç olan sorunları çözen güzel projeler. Göreceksiniz sizi şaşırtan bu güzel projeler metro var içinde, kreş var içinde, yurt var içinde, milyon metrekarelik yeşil alanlar var içinde. Göreceksiniz aynıları o Şubat, Mart, Nisan dediğim 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra. Yani bir yıldan bahsetmiyorum. Peki ya 2024 yerel seçimine daha var. Yani hepsini niye bitiriyorsun? Seçim yatırım mı? Hayır. Açtıklarımızdan daha fazlasını önümüzdeki sonbaharda 2024 seçimlerine kadar açacağız ve temel atacağız. <laughs> Milletimize ne dedirteceğiz biliyor musun? Arkadaş... Biz 25 yılımızı nasıl eba etmişiz ya? 5 yılda bak neler yaptı adam. Ekibine bak. Helal olsun. Bak az önce az önce böyle bir ekibimiz var. Az önce buraya çıkıp konuşan genel müdürümüz. Bahsetti ama buraya çıkmamış olan diğer genel müdürlerimiz. Diğer yöneticilerimiz, daire başkanlarımız, genel sekreter yardımcılarımız, genel sekreterlerimiz ve sonrasında buraya gelip konuşan Şişli Belediye Başkanımız. O yol arkadaşlarımız hep beraber üretiyoruz. Meclis arkadaşlarım, değerli dostlar, heba ettik 25 yılı diyecekler ve sonra ne diyecekler biliyor musunuz? Biz bu memleketin bir gününü dahi heba edemeyiz. Gelin şu altılı masaya oy verelim diyecek bu millet. Ben şimdi sesim çıksa ardağına kadar duyurulur da bakma. Ama olsun. Böyle hafif Davudi sesle de güzel olmuyor değil yani açık söyleyeyim. Ama biz tabii sesimizle değil işimizle korkutuyoruz Ankara'da oturanları. Şişli için Mecliye Köy Meydanı'nda yaptığımız ufacık değişim insanlara nasıl moral verdi hatırlıyorsunuz değil mi? Ufacık derken ben seçim ortamında Beylikdüzü'nden metrobüsle gelmiştim. Şişli Meydanı'na çıkmak için alt geçitten geçerek çıkış yapmıştım. Yıllardır bildiğim ve benim de bazen özellikle öğrencilik zamanımda transfer için kullandığım Şişli'deki otobüsler çünkü buradan Göztepe'ye evime geçiyordum. Beylikdüzü'nden, avcılardan, merterden, okuldan dönüşte. Bir kaos. 20 yıl, 25 yıl öncesinden daha kötü. Her yer bir karmaşa içerisinde. Ve gerçekten kötü durumda, gerçekten kötü durumda. Ondan sonra orayı görünce arkadaşlar hatta çekimlerim vardır. Bulsunlar biri çekiyordu beni o gün. Dedim ki Burayı değiştirmezsek İstanbul'un kaderini değiştiremeyiz. Bazen küçük gibi görünen şeyler hayatın değiştiğine işarettir. Ve oraya oraya çok güzel proje çıkarttık. Nasıl çıktı? Biz niyetimizi ortaya koyduk. Fikri ortaya koyduktan sonra bilen insanlara emanet ettik. Bu ülkenin güzel mimarlarına, şehir plancılarına, peyzaj mimarlarına emanet ettik tasarladılar. Sonra ahlaklı, nitelikli bir şekilde ihalesini yapıp nitelikli firmalarına bu memleketi teslim ettik. E onlar da bitirdi. Ortaya ne çıktı? Mutluluk çıktı. Küçük bir şişli meydanı ki az değil 10 bin metrekare bir alan. Bir orayı örnek veriyorum. Bir de mini minnacık blo gibi duran moda iskelesini örnek veriyorum. Oraya açılan kütüphane, kitapçısı, gidip kahve içtiğiniz küçücük yer, eminin şu güneşli havada emin olun gidin bakın, girenin çıkanı sayısı belli değil. Muhteşem. İnsanlar moral bulmuş. Onun için siz, siz geçmesen de para ödediğin yollardan daha fazla bu küçük şeylerle bu milleti mutlu edebilirsiniz aslında. Evet. Doğru zamanda Doğru yerde, doğru finansmanla akıllı işlerdir bunlar. O bakımdan Şişli'de bahset başladığımız o değişim rüzgarı devam etti ediyor. Bu projeyi detaylarını Ali Bey bahsetti. Çok değerli bir temel atacağız. Bu iş hızlı bitmeli. Benim acelem var. Babamla benim acelem var.